Ben Bilkent'te dekan olma teklifini kabul ettiğim zaman ilk yaptığım iş bu kitapları almak oldu. Bu kitapları bulmak o kadar kolay değil ha. Dekan Nasıl Olur kitabı diye bir kitap için bayağı çok kitapçı gezmek zorunda kaldım. Sonra internetten sipariş vermek zorunda kaldım. Çünkü yani çok çok fazla insanın girdiği bir meslek değil bu dekanlık. Bir de benim kadar bilgisiz ve deneyimsiz giren insan sayısı epey az. Bu kitapları aldıktan sonra ne yapayım? Eğitim de almam lazım dedim. Düşündüm hani bu kitapta okudum ne tür beceriler önemli falan. Aktif dinlemenin çok önemli olduğunu söylüyordu kitap. Tamam dedim ben o zaman bu aktif öğrenme işini geliştirmeliyim. Bunu nasıl geliştireceğim? Yani tabii yıl 1900 pardon 2005 internette bilgiye ulaşım şimdiye kadarki kadar zengin değil, rahat değil, kolay değil. Bir tane belediyenin açtığı buradaki işte halk eğitim merkezlerinde açılan dersler gibi bir derse gittim. Aktif dinleme dersiydi. Arkadaşlar derste benim dışındaki katılımcıların hepsi sekreter falandı. Yani patronlarını aktif dinleme eğitimi almak için gelmişler. Birkaç tane işte üniversiteli genç vardı. Bir de ben vardım. İşte sen ne yapıyorsun falan dediler. Ben utandım yani dekan oldum da aktif dinleme öğrenmeye geldim demeye utandım. Ben de dedim işte akademisyenim bu alana ilgi duyuyorum falan. Çünkü arkadaşlar ben kendimden bahsedeyim. Bendeki tandans karşımdaki bana bir şeyler anlatmaya çalıştığı anda onun nereye gittiğini tahmin edip tamam anladım sen sus ben sana hemen cevabı vereyim demek. Bilmiyorum belki erkeklerde var bu defo. Belki mühendislikten gelen bir defo bu. Hani predikt etme falan hani tahmin etme ve çözüm bulma. Hani. Ama bende var bu defo. Halbuki bazen karşındaki sadece dinlenmek istiyor. Sadece duyulmak istiyor. Ayşenur cinsiyetten bağımsız diyor. Ben kadınların daha iyi dinleyici olduğunu deneyimledim hayatımda. Erkekler daha kestirmeden gitmeye çalışıyor, lafı kesiyor ve hemen çözüm bulmaya falan çalışıyor. Bazen sadece dinlenmek istiyor insanlar. Bunun bir farkına varmak gerekiyor. Bir, aktif dinlemede bu önemli bir kural. İkincisi de yani çok basit bir teknik. İşte kalkıp karşındakinle göz seviyesi bir yere oturacaksın. Karşı karşıya oturacaksınız yani. O patron koltuğunda oturmayacaksın. Eline bir kalem alacaksın ve duyduğun şeyleri not alacaksın. Ondan sonra anladığını teyit edeceksin. Ben senin bu anlattıklarından şu sonucu çıkardım. Bu doğru mu diyeceksin. Yani soru cevapla gideceksin. Bir şeyleri presume etmeyeceksin. Ben hala kendimde bu eksikliğin var olduğunu biliyorum. Dikkat etmediğim zamanlar kaçıyor. Hemen assumptionlar yapıyorum. Attribution yapıyorum. Ha işte böyle diyor çünkü böyle düşünüyor. Ha çünkü tembel falan. Ya dersini verdiğim halde sürekli bu disiplinden kopmamak gerekiyor arkadaşlar. Sürekli bu arkanızda bu şeyin sabrutinin beynin arkasında çalışıyor olması lazım. Evet. Dinleyicideki sabırsızlığın etkisi olabilir. Hiperaktiviteden kaynaklı. Şimdi hepiniz psikiyatrist kesildiniz la başıma. Bize de mi lolo? Çok sonuç odaklı olmaktan evet doğru. İşte mühendis dedim ya sonuç odaklı. Süreç odaklı olmak gerekiyor. Sonuç odaklı olmak yerine aktif dinlemede. Yani proje yönetimini öğrendik endüstri mühendisliğini tamam mı? Çok CPM'di, PERT'tü bilmem neydi. Eyvallah planlamayı da öğrendik. Ama stres yönetimini, zaman yönetimini kendi kendinize öğrenmeniz gerekiyor. Aktif dinlemeyi kendi kendinize öğrenmeniz gerekiyor.